Şimdi bir veterineri bilimsel çalışmalara imza atmış bir ismi Mimik Kibarkaya'yı getireceğiz ekranlarınıza. Ancak onu haber yapan bu özellikleri değil, yaptığı resimler. Tuvali, kendi yaptığı boyaları ve fırçayı aratmayan parmakları. Mimik Kibarkaya daha çocuk yaşlarında başladı resim yapmaya. 9 yaşında da ilk eserini sattı. Bizim oradan bir NATO boru hattı geçmişti. Orada zipler dökülmüştü. O ziplerden toplayarak ilkokulda Atatürk'ün büstünü vardı. Ona benzeterek bir şey yapmıştım. O aslında bir veteriner. Birçok bilimsel çalışması var. Tarım Bakanlığı'nda daire başkanlığına kadar yükseldi. Resim merakı hobi olarak devam etti. Ta ki ünlü ressam Fikret Otyam'la tanışana kadar. Pazarcık'ta bir Alevi Erimişi denen kişi vardı. Onun resmini yapmıştım. Elif Ana diye. Onu gördü. Onu görünce çarpıldım dedi. Bu nasıl iş dedi falan. Daha sonra bana ya emekli ol ya da istifa et dedi. Resim yap dedi. 3 gün sonra emekli oldum. Emekli dilekçemi rahmetlinin önüne koydum. Bulunduğumuz bu yer başkent Ankara'da bir apartman dairesinin deposu, ancak sadece depo olarak kullanılmıyor. Bu deponun bir bölümü ise adeta sanat galerisini andırıyor. Ressam Mimik Kibarkaya oturduğu bu binanın deposunu adeta bir resim sergisine çevirdi ve tüm resimlerini bu depoda yapıyor. Kullandığı boyayı kendisi hazırlıyor. Fırça değil, parmaklarını kullanıyor. Bu özelliği dolayısıyla herkes dünya ünlü ressamın adıyla yerli Van Gogh diye sesleniyor. Van Gogh aslında çıldırdığı zaman parmaklarıyla resim yapmakta. Öyle çalışıyor. Ben de bazen bir müzik dinlediğim zaman piyano çalar gibi parmaklarımla tuşa vurur gibi. Bazen hızlı vuruşlar, bazen yumuşak geçişler oluyor. Kibarkaya meclis ve Dolmabahçe saraylarının da aralarında olduğu onlarca yerde resim sergileri açtı. Sanatseverler depodaki eserleri de görmeye geliyor. Ama o sergi alanı için destek bekliyor. Güne Bakış'ın bu bölümün sonuna geldik. Saat başında görüşmek üzere.